Real TV Amerika Bürosu bildirir. Bildiğiniz gibi eski başkan Donald Trump, Temsilciler Meclisi'ndeki demokratların hakkında yaptığı 6 Ocak Kongre baskınında isyana teşvik suçlamasıyla Senato'da yargılandı. Bu olanların ardından Trump cumartesi günü 43'e karşı 57 oyla aklandı azil davasından. İşte tüm bunlardan sonra bugün Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi 6 Ocak Kongre baskını saldırısının nedenlerini araştırmak amacıyla Kongre üyelerinin bağımsız bir komisyon kuracağını bildirdi. Pelosi konuyla ilgili Kongre üyelerine yazdığı mektupta New York ve Pentagon'a düzenlenen 11 Eylül saldırılarının ardından kurulan komisyonla benzer bir modelin oluşturulmasını planladığını kaydetti. Ona benzer bir komisyon kurulacak. Ayrıca Kongre Polis Teşkilatı diğer federal, eyalet ve yerel kolluk güçlerinin hazırlıklı olma durumuyla ilgili unsurların ve sorunların da komisyon tarafından ele alacağını bildirdi. Aslında 6 Ocak'ta Kongre binasına yapılan saldırının ardından Pelosi emekli kor general Russell Honero'dan Kongre'nin güvenlik ihtiyacını değerlendirmesini istemişti. Pelosi bu değerlendirmenin ilk bulgularına göre Kongre'nin ve üyelerinin güvenliği için ek kaynak sağlanması gerektiğini talep ettiğini belirtti. Dolayısıyla hem Honero'nun bulgularının hem de azil davasının saldırının nasıl geliştiği konusundaki gerçeği bulmaları gerekliliğini de açık bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi. İşte biraz önce ise konuyla ilgili Kongre tarafından bağımsız bir komisyon oluşturulup 6 Ocak saldırısının soruşturulmasına yönelik Beyaz Saray'dan da yani Biden'ın da tam destek verdiği aktarıldı. Açıklamanın ayrıntılarına şöyle dendi. Bu Kongre'nin kararı ancak başkanın desteğini tabii ki alıyor. Başkan böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için gerçeklere ilave ışık tutulmasını destekliyor dendi Beyaz Saray tarafından. Kongre'yi bu konuda uzun bir süreç bekliyor. Bakalım kurulacak olan bağımsız komisyon sonrasında neler yaşanacak? Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Özlem Şenşer, Real TV, Washington.